kadar tatlılar. Oo. Dünya tatlıları gerçekten ama bak dolandırılmışlar. Yani Yıldız Nasıl? Çağrı, Atik Soy ve Berk Oktay bu kez tuzağa düştüler. Ne yaparken hep söylüyoruz ya burada. Aman o girdiğiniz sitelere dikkat edin. Gönderdiğiniz paralara, yaptığınız açıklamalara. O siteler gerçek mi, kopyalanmış söylüyoruz mı? Söylüyoruz da Ebru, kulağın birisinden giriyor, diğerinden çıkıyor. Bizi ya şöyle bir güzelce bir dinleyin be kardeşlerim. Aynen. Yani. Biz burada haber sunuyoruz ama bak şey yani hani hayatın içinden... Haber veriyoruz. Hayatın içinden aman ha sakın ha diye örnek olsun diye veriyoruz. Aynen. Yani öyle ah vah dediğimiz şeyler daha sonra insanların başına geliyor. Özellikle bu sosyal medyadan tatil rezervasyonları yapanlar bir kez daha dikkat diyoruz. Haberin detayları geliyor şimdi. Ev çok şık, ortam şahaneydi. Bu fotoğraflara kandılar, dolandırıldılar. Oyuncu çift tatil hayali kurarken bungalov tuzağına düştü. Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atik Soy ve eşi Berk Oktay yoğun set temposuna bir bayram molası vermek istediler. İstanbul'a yakın Sapanca'ya gitmeyi düşündüler. Bunun için de Sapanca Bungalov etiketli bir Instagram sayfasından bungalov ev beğendiler ve sonrasında da 6000 lira kapora gönderdiler. Bayramın ilk günü soluğu Sapanca'da aldılar. Hemen rezervasyon yaptırdıkları adrese gittiler ama ortada ne bungalov ne de bir yetkili vardı. Hem parasından hem de hayallerinden olan çift tuzağa düştüğünü anlayınca hemen harekete geçti. Oyuncu Yıldız Çağrı Atik Soy sosyal medya hesabından o bungalov ev sayfasını ifşa etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sözde bungalov sayfasının sahibi ise ünlü çifti her yerden engelledi. Şov Haber'in ısrarlı aramalarına ise yanıt vermedi. Biz dolandırıldık, başkası mağdur olmasın diyen Yıldız Çağrı Atik Soy işin peşini bırakmayacağını söylüyor. Ya bak görüyor musun? Tatilleri zehir oldu. Gönderdikleri parayla kaldılar. Hayalleri suya düştü ki yani ikisi de yoğun çalışan insanlar evet. Düşün. O aralıkta böyle bir şey bulmuşlar kendilerine. Ah ne güzel bir doğanın işte temiz hava alalım. Buyurunuz. Valla Yıldız Hanım'ın şöyle bir hani Instagram sayfasında o hikayeler bölümüne evet. Bakıyorum. Bayağı o ifşa ediyor yani bu tabii. İnsanlar kimdir ne değildir. Bir baktığın zaman hani TÜRSAP'tan şuradan buradan vesaire mesela TÜRSAP no demiş. Atıyorum 91 bilmem ne. Hani evet. Onun numarasına kadar gidince tabii hani aa burası tabii. Güzel diyor bir taraftan evet. Da. Yani hani oyuncu ya da ne bileyim hani sıradan bir vatandaş ya da ne bileyim işte VIP bir vatandaş, şu vatandaş, bu vatandaş olmana gerek yok. Dolandırıldığın zaman her zaman dolandırılıyorsun. Canım. Çok dikkat etmek lazım yani. Sosyal medyalara. Aynen öyle. Yani şu fotoğrafları görünce ve atıyorum oradaki o sahte hesaptaki o numaraları, şunu bunu vesaire izinleri vesaireyi görünce ama işte birdenbire parayı gönderin hadisesi var ya. Parayı gönderin çünkü şu an tek evet. Oda kaldı diyor mesela ha. Ya da tek evimiz kaldı. Tabii. Gönderiyorsun artık hesabına göre. Bunu biliyorsun daha önce haberini vermiştik. Yani bu işi gerçekten hakkıyla layığıyla yapan bir kişinin sitesi kopyalanmıştı. Hı hı. Ve onun üzerine başlamıştı aslında bütün bunlar. Evet evet. Her yerde ve her şeyde olduğu gibi bu sitede kopyalanmış. Ama efendim. Bitmeyecek gibi olsun. Gözüküyor vallahi. Umarım paralarını geri alsınlar da o harcamış oldukları emek, zaman, stres onu kim geri verecek orası tartışılır işte. Yani. Pekala. Senin var mı o şeyden? Mavi tikten merak ediyorum. Vardı. Vardı gitti benim artık. Benim de vardı. İki gün önce bir baktım, aa yok. Tikim yok. Evet. Gitmiş. Mavi tikim gitmiş. Üzücü.